Cümleden selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'nin bu zamana kadar yaptığı en büyük oyuncu satışları. Şimdi listeye baktığınız zaman arkadaşlar, Kim Minji, şey Balic, Real Madrid'e 21 milyon euro. Kim Minji, 20 milyon euro. Vedat Murici 19.92 <laughs> bir de ayıp olmasın ama hani 475 bin eurocuk daha geldi onu da eklersek yani e, Elif Elmas Napoli 16.2 Bir de şey, Napoli'den başka takıma giderse bir 2-3 milyon eurocuk doğru eklenebilir Sov Al Ahli 16 Kea 12.5 Okoça 12.4 Anelka 12 Josef 12 Bunların içerisinde kar marjı en yüksek olan tabii ki de Elif Elmas Mesela baliçi ben 7'ye aldık diye hatırlıyorum. Yani 7'ye alıp 21'e sattık diye hatırlıyorum. Kim'in de e, hani 3'e alıp 17'ye satmak, şey 17 karla satmak yani en yüksek ikinci kar marjı sanki Kim Minji'de gibi. Muriçi yaklaşık 5'e mal oldu diye, diye hatırlıyorum. Ee, diğerleri de zaten sohu falan yüksek bedelle almıştık. Öyle bir düzen var. Bunu niye verdim? Niye anlattım? Bilmiyorum içimden bir ses. Onu paylaşmam gerektiğini söyledim. Yani öyle bir paylaşayım dedim. Şimdi Fenerbahçemiz Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde stadımızda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ee, ve Mert Hakan yandaşı Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanıp takımımız kampa girecek. İnşallah da çarşamba günü turu geçen taraf biz oluruz. Sevgili arkadaşlar sevgili gönlü geniş arkadaşlarım maçların önünde ve maçların sonunda canlı yayın yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince sizden küçük bir ricam olacak maçlarda galip gelirsek inşallah hani galip geldikçe galip geldikçe sevincinizi diğer insanlarla paylaşmak adına üyelik hediye edebilirsiniz canlı yayına katılın oradaki dolar işaretine tıklayıp oradan üyelik hediye et diyebilirsiniz ee, bunu belirtmiş olayım arkadaşlar ee, bunda da şöyle bir durum var yani Kanalda en çok aktif olan kişilere üyelik hediye ettiğiniz için yani bir nevi kanalı seven kişilere üyelik hediye ediyorsunuz. Yani kanala destek olan, daha çok video izleyen, daha çok beğeni atan kişilere. Hani arka arkaya spam gibi sürekli mesaj yazıyorlar ya onlara gitmiyor. Çünkü o sadece spam olarak düşüyor. YouTube sisteminde spam olarak geçiyor. Ama beğeni ve izleme süresi ya da e, reklam tıklama şu bu süresi YouTube parametrelerinde kanal destekçisi olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şimdi, değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Stoper transferini çok sorduğunuz için önce stoper kısmıyla başlayayım. Bütün potporu yapacağım, bütün hepsini konuşacağım da. İlk olarak Ruben Semedo. Şimdi Ruben Semedo, stoper adaylarından biri Fenerbahçe'de. Hızlı, süratli vesaire düşünüldüğü zaman bence adaylar içerisinde iyi bir yere sahip. Onu da söyleyeyim, hani... Ee, Detayına girmiyorum. Ya şu suçu var. Bu kadar gözaltı. Şu kadar şey. Şu kadar bu. Ona girmiyorum. Ben futbolcu olarak Ruben Semedo'yu değerlendiriyorum. Hızlı, süratli, takım oyununa yatkın, teknik bir isim. Yani fena sayılmaz bir isim bence. Şimdi yönetim çekimser diyor İhaz Sabuncuoğlu. Jorge Jesus da diyor ki ben kefilim diyor. Zaten eğer Jorge Jesus ben kefilim demezse kesinlikle alınması intihar olan isimlerden birisi. Eee Deneyimli teknik adam onun yönetiminde problem oluşturmayacağını düşünüyor demiş. Yani anladınız değil mi arkadaşlar? Ben oyuncuya kefilim diyor. Ben varken bir sıkıntı yapmaz diyor. Ben şunu söyleyeyim. Eğer yönetim okeylediyse Semedo Fenerbahçe'de. Bak ikinci kere söylüyorum bunu. Öyle ben boşuna ikinci kere söylem. Normalde önemli duyumları bir kez söyler geçerim. Bu duyum önemli. Bu videoda da bir kez söyledim geçiyorum. Ha, i̇şlediği suçlardan ötürü 2026 yılına kadar İspanya'ya giriş yasağı bulunuyormuş. Ee, o da mülteci gibi gider. Yani ülkemizde yardım alıp nasıl gidileceği konusunda fikir alabileceği birçok kişi var. Gitmek isterse gider yani. Şimdi Fenerbahçe'de Yine Yağız Bey'in haberiydi sanırım. 3 stoper için kulüpleriyle ve temsilcileriyle görüşüldü diye son durum olarak vermiş arkadaşlar. Bu videoyu ben 25 Temmuz'da saat 16 sularında çekiyorum ama 21.45'te izleyeceksiniz. Her gün Allah'tan bir mani gelmese bundan sonra 10.30, 16.30, 21.45 bir de ekstra aralara ekleme yaparız. Maç günü mesela 21.45'e video koyamayız maç günü. O yüzden onun yerine de canlı yayına idare edersiniz arkadaşlar. Yani maç günlerde ona dikkat edersiniz. Bundan sonra standarda sabite bindirelim her gün her gün soru sormasın arkadaşlar. Şimdi Nino Filminense 8 milyon euro istiyor demiş. Bak yine 8'e çıkarttı. Dün yüzde 60 için 6 istiyordu filmin filminen Bugün 8 istemeye başlamış. Allah Allah. Bragantino Leo Ortiz'in bon servisinin yüzde 80'i için 7 milyon euro istiyor. Hmm, bu niye 7 biliyor musunuz? 8 bile olsa 7'dir çünkü dedi ya. Nino daha fazla istiyorlar diyor Ortiz'den. Arsenal Pablo Mari'yi bedelsiz kiralamayı kabul ediyor. 5 milyon euro bonservis bedeli demiş. Maaşını Roma ödeyecek? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Arsenal'den Pablo Mari konusunda gireyim arkadaşlar. Şimdi tecrübeli bir stoper biliyorsunuz. Fenerbahçe'de hani ee, nasıl tabir edeyim? Fenerbahçe'de illaki stoper gelecek. Illaki bir yaprak döküm ve değişim olacak. %100 olacak. İspanyol olması beni biraz irkitiyor, ürkütüyor, irkitiyor ne ya. Ürkütüyor. Ama baktığınız zaman arkadaşlar beni asıl ürküten neresi biliyor musunuz? Ya yani beni asıl ürküten kısım neresi biliyor musunuz? Arsenal Flamengo'dan 29 Ocak 2020'de kiralıyor. Transfer Market'ın yalancısıyım ben. 8 milyon euroya kiralıyor. 1.8 milyon euro değeri olan futbolcuyu 8 milyon euroya kiralıyor. Arkadaşlar Transfer Market'ı açın bakın. Hayretler içerisindeyim. Yani bu nasıl gözden kaçtı. Aynı futbolcuyu 1 Temmuz'da yani 29 Ocak'ta kiralıyor. 1 Temmuz'da satın alıyor. Ne kadar biliyor musunuz? 6 milyon euroya. 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri olan futbolcuyu 6 ay içerisinde 14 milyon euro'ya satın alıyor. Size de bir hani değişik kokular geliyor mu? Bilmiyorum çok çok enteresan ya. Açın transfer marketini bakın. Aynı Arsenal 1,5 sene sonra Yüdiness'e kiralıyor, para da alamıyor. Sonra geri geliyor futbolcu bu hani devre arasında gidip geri geliyor. Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Benim, benim çok tuhafıma geldi. Ha baktığın zaman İtalya'da, Udinesse'de de 15 maça çıkıp 2 golü var sanırım. İlginç bir şey yani. Gerçekten çok ilginç bir olay. Böyle bir oyuncu arkadaşlar. Biraz sorunlu, sıkıntılı gibi geldi bana. Fenerbahçe buna yanaşır mı bilmiyorum. Ama Kim Minji'nin yerine düşünülebilen bir isim mi? Listede olan bir isim, şartları sorulan, sordurulan bir isim. Bak bunların hepsine %100 garanti veriyorum. Ee, Jesus'un isteyip istemediği, Jesus da istiyor ama bedava kiralanabilir. Hazır oyuncu, işte Gustavo Henrique'yi almayalım, bunu alalım diyen de var. Dediğim gibi bedava kiralamaya yanaşıyorlar ama bon servis konusunda dedikleri kısmen doğru. Orada Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun lisansı çıktı arkadaşlar. Lisansı çıktı diye zannetmeyin ki Kiev rövanş maçında oynayabilir. Hayır, oynayamaz. Şimdi bakın. Gustavo Henrique konusunda bir olaya daha değineyim ben. Hocam diyorlar, yavaş diyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Osayi niye sağ bek hızlı diye? Verdi niye sol bek hızlı diye? Yani geri dönüşleri ve ileri gidişleri iyi diye. Senin stoperlerin illa hızlı mı olması lazım? Kısmen kötünün iyisi olması değil. Hani iyiye yakın olması lazım. İyiye yakın bu adamınızı diyorum. ne na diyorsunuz. Şimdi bak ön alan baskısına çok önem veriyor. Doğru. Hocam ön alanda biz Basaksehir rakip bir Demir'e çıkmayacak mı? E, rakip çıkarken ne kullanacak? Uzun top kullanacak. Kısa paslaşmalarla o Fenerbahçe'nin baskısını delebileceğini zannediyor musunuz siz rakiplerin? Ben zannetmiyorum. Uzun topla çıkacak. E, uzun topa çıkarken de hava hakimiyeti yüksek iyi bir yani hava hakimiyeti çok iyi bir stoper olarak istiyodur. Diye düşünüyoruz. Şimdi Gustavo Ayandek'in birkaç açıklaması var. Ben onu da okuyayım. Flamingo'ya ilk geldiğimde Jorge Jesus'un sistemine adapte olmakta zorlandım. Ama sürekli çalıştım ve onu tamamen tanıdım. Jesus'u çok severim. Talepkar ve oyuncusuna yardımcı biri. Ama yeri geldiğinde eleştirmekten kaçınmaz. Sürekli dikine oynamamızı, agresif olmanızı istiyor. Jesus hava toplarına hakim olmamı beğeniyor. Hava toplarında kendimi geliştirdim. Futbolda zamanlama önemli. Doğru zamanda doğru hamlelere kendimi adapte ettim diyor. Şimdi arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum size. Sizin savunmacınızın gol engelleyici olması mı sizin için daha önemli tehditkar olması mı? Şöyle söyleyeyim. Gustavo Henrique her 3 maçta bir tane hava topundan gol atsın. Her 3 maçta bir tane. Ortalamada bir süper performans sergilesin. Bu size şampiyonluğu getirir. Bu size şampiyonluğu getirir. Gustavo havadan arkaya hiç kimseyi kaçırmasın. Her 3 maçta bir 4 4 maçta bir gol katkısında bulunsun. Bu size şampiyonluğu getirir. Gustavo Endrick havadan top geçirmesin. Yerden müdahaleleri de temiz, güzel olsun. Her 10 maçta bir ya da 7 maçta bir 7 maçta bir gol katkısı versin. Size şampiyonluğu getirir. Bakın oyuncuyu kötülüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes kötülüyor diye. Ya herkese boş verin. Kendi fikrinizle konuşun. Bir arkadaş yazmış işte şöyleyim böyleyim dürüstüm diyorsun ama işte futbolcuya kötü diyordun şimdi çıkmışsın iyi diyorsun. Ben futbolcuya kötü demedim ki. Konuşulan şu. Herkesin eleştirdiği bir futbolcu dedim. Aynı videonun içerisinde yani aynı videonun içerisinde eğer arkadaşımızın azıcık biraz dürüstlük eğer mi kaldıysa aynı video içinde diyorum ki ya siz de böyle diyorsunuz. Bir bakayım abi. Ya bir bakayım abi diyorum. Bir, bir, bir de ben kendi yorumumu şey yapayım dedim. Baktım. Yani Olay bu. Ya boş yapıyor diyen var. Şunu diyen var. Bu diye ağzı olan konuşuyor. Abi, Jesus'u getirdiysen karışmayacaksın. Karışıyorsan haysizlik yapıyorsun, terbiyesizlik yapıyorsundur bence. Karışmayacaksın abi. Siz, siz ben daha mı iyi bileceğiz Allah aşkına? Ben zannetmiyorum sizin benim daha iyi bileceğimi. Bırakın adam ne karar veriyorsa versin. Ben Ya ben çok şey yapmıyorum ya. Gerçekten ben çok takılmıyorum. Siz de çok takılmayın. Bırakın kendisi düşünsün. Size ne ya? Alna sıra Sıran, Duyuz Gustavo, Marsilya'daki eski hocası Rudi Garcia ile bir araya gelmiş oldu. Taliska, Abubakar, Ospina, Ramiro, Funes Mori, Kişliyan Konan gibi isimler de forma geliyor. Hayret ettim. Hala niye Abubakarla takas yapılacaktı, ondan gönderildi falan demiyorlar. Hani ondan bedava gitti falan diye. Yani hala ben anlamıyorum ya. Gerçekten normalde yazılması lazımdı işte bak işte Abubakar takası olacak o yüzden bedava gitti falan diye. Hadi uydurun bir şeyler. Victor Osimhen Kim Minji'yi kalitemizi arttıracak demiş. Tabii ki Kim Minji'yi kaliteni arttırır. E kalitemi kalitene mi düşüreceksin? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Hangi takımda oynuyorsun? Aa, Napoli'de oynuyormuş. Aa, 65 milyon euro. Ya bizim Ozan Tufan'dan aynı piyasa ne sahip? <laughs> 65 milyon euroluk 23 yaşındaki forvet yani ee, bizim kalitemizi arttıracak diyor. Yalan söyleyecek hali yok kocaman forvetin. Şimdi Kim min Napoli transferi de hemen hemen oldu gibi de ee, muhtemelen arkadaşlar birçok arkadaşımız pazartesi günü gidecek demişti hatırlarsanız. Ben de bir iddiada bulunayım ortaya. Çarşamba günü. Ee, yarın. Şey pardon çarşamba günü diyorum. Dur. 26-27 Dimarzio demiş ki salı ya da çarşamba demiş. Ben de çarşamba diyeyim ya. <laughs> Şaka bir tarafı adam dedikten sonra ben, ben çarşamba da desem perşembe desem benim için bir önemi yok. Adam yazmış buraya. ekle eklediydim. Şimdi adamın hakkına da girmeyelim. Ya da adam duyumu vermiş. Ben alıp kendi duyumum gibi vermiş olmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi Napoli için sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın ya da çarşamba günü İtalya'ya gidecek demiş. Vallahi artık yani gıcık bir hale bürünmeye başladı. Artık gidiyorsa gitsin de herkes herkesin gönlü murad olsun artık. Onu söyleyeyim. Gitme demişken size bir zayıf bir duyum versem ama çıkmasa bana kızmasanız olur mu? Bak ben zayıf duyum vereceğim. Ama çıkmasa kızmayacaksınız söz mü? Hocam çıkarsa çıkarsa zaten fıttıracaksınız sevinçten. Sevinçten mutluluktan uçacaksınız da. Çıkmasa kızmak yok tamam mı? Altı tane duyum vereceğim size. Kabul mü? O zaman bir uçak introsu. 25 Temmuz Pazartesi günündeyiz. 7 gün sonra ne oluyor? 32 Temmuz. Yani 1 Ağustos pazartesi günü oluyor. 1 Ağustos pazartesi gününe kadar saydığım 6 ismin Fenerbahçe'den gidişleri resmi olarak açıklanacak diye bir duyum vereyim. Bak ama söz verdiniz. Kızmak yok. Tamam mı? Çıkmazsa. Evet arkadaşlar, 6 ismi tek tek açıklayalım. Beras Berisha eee da Lemos bu arada ben şuraya B yazıyorum. Pelkas Bon Servis'te. Hatta aşağı yukarı Bon servisinde yazayım. Belkas 4. Perişa 4. Samata Bu ee, Okay anladınız. Lemos büyük ihtimalle. Meyer büyük ihtimalle. Kolker 1. Bu arkadaşların pazartesi gününe kadar bu arada meyede fesih yazıyor arkadaşlar. Normalde 1 milyon euroya göndermek niyetimiz var ama e, sıkıntı. Bu arkadaşların pazartesi gününe kadar bu fiyatlara gitmelerini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşları gördünüz. Ayrıca bunlarla ilgili de ben birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, normalde Pelkas'tan ilgili bir teklif var arkadaşlar kulübümüze. Dimitris Pelkas'a ilgili birden fazla teklif var. Ama hemen hemen hepsi 2 milyon euro bandında teklifler. Ve e, çeşitli bonuslar içeren teklifler alıyor Gerek Yunanistan'dan gerek İtalya'dan gerek başka yerden. Ama Hull City'ye sanırım 4-4,5 bandına gidecek gibi duruyor. Haberiniz olsun. Sayfanın biri yazmış işte Pelkas'ta sözleşme fesi yapılacak diye. Bu gibi sayfaları niye takip edersiniz ben de sizi anlamıyorum. Ya... Arkadaşlar bakın duyum işi o kadar basit bir iş değil. Bak işin ucunda çok ağır küfürler yiyebilirsiniz. Mesela bir hafta önce, iki hafta önce Piate'yi Fenerbahçe'ye yazdılar. Dedim ki arkadaşlar hiçbir bilgim yok, hiçbir duyumum yok. Araştırdım dedim ki İtalya'da bir takım var. Onunla görüşüyormuş. Muhtemelen oraya yüzde %90 diye. Bugün az önce gördüm Salernitana'ymış o kulüp, gideceği kulüp. Şimdi iki hafta önce Fenerbahçe'ye kesin getiren arkadaşlar şimdi ortada yoklar. Niye? Ya ortaya bir şey attılar, Primini kastılar, takipçi sayısını arttırdılar. Ee, yani şu dönemde öyle oluyor arkadaşlar. Kafadan bir şey sallayın, atın, marjinal olun, kimse de olmayan bir şey olsun. Hemen takipçi sayınız artıyor. Çıkmayınca da öyle kolay kolay çıkmıyor takipçiler. Sesinizi kesip oturduğunuz için seni takip edip etmediklerini unutuyorlar bile. Ben çözdüm e, Twitter'dan milletin nasıl meşhur olduğuna. Ama bu bana uygun değil arkadaşlar. Ha, hocam bunlar gerçekleşirse ne olur? Şimdi bunları sığ gözüyle bakmayın. Pelkas'ın hadi 1.2 diyebiliyorum ben. Yuvarlak yapalım 1,5 maaş olsun. Berisha'nda 1,5 olsun 3. Samatta'nın 2 olsun 5. Lemos'un 1 olsun 6. Meyer'in 1 olsun 7. Kolker'in 1 olsun 8. 8 milyon euro maaş bütçesi açıyorsun. Artı buradan 9 milyon euro da Bon servis getiriyorsun arkadaşlar. Baktığınız zaman Samattanın bon servis zaten karşılanmış oluyor. Kiralık gitti hele bir de oraya opsiyonlu gidersem ee, ne aile ne güzel. Samatta konusunda şunu söyleyeyim. Ee, Samatta içinde arkadaşlar evet Kızıl Yıldız'ın isteği vardı. Ama başka takımlarda servet öneriyorlar. Bir şifreyi aldınız değil mi? Ee, yani servette önerseler bile biz Kolay kolay kabul etmiyoruz ama şunu söyleyeyim. Maaşının büyük bölümünü ödeyin bari diyoruz kiralık olarak. Onu kabul eden takımlar var. Samatta da, da oraları kabul ediyor. En azından oynayabileceği, kesin oynayabileceği takımlara maaşının yüksek kısmını siz ödeyin. Kalanını biz ödeyelim diyoruz. E, düşünsene yani götüreceksin, göndereceksin. Kesin oynatacaklar. Belli mi olur? Belki sözleşmesinin son senesinde birine itelersin. Öyle bir durum var. bir Atberişa'yı kiralamak için... Fenerbahçe'ye teklif yaptı ama Fenerbahçe kabul etmedi. Çünkü zorunlu satın alma maddesi istiyor demiş bir tanesi. Ben bunu kanalın birinde duydum ya. Yeni saç çektiren bir adamın kanalında. Hem de bir haftadan fazla oluyor. Allah Allah. Tamkında adını. Leeds United istiyormuş Berisha'yı. Salzburg'tan eski hocası Jesse Marsh istiyormuş. Transfer için İngiliz kulübüyle görüşülüyormuş. Vallahi Leeds United'ın Berisha isteği hoşuma gitti. Leeds United transfer market yazıp sizin huzurunuzda bir gireyim bakalım adamların transfer marketi neymiş. Yani eskiden Leeds United çok baba bir takımdı. Hala babaymış. 280 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Premier League'de oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani 280 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Yanlış anlamayın beni ama eğer yani bana sorsalar "Nah gider buraya." derim. Fakat Rodrigo mu? Forvet arkası. O Rodrigo mu ya? O değil herhalde ya. Real Madrid'de oynayan Rodrigo değil mi bu? Yok o hiç orada oynamamış. Tamam pardon. O değilmiş. Tamam. Ee, yani bana soracak olursanız imkanı yok ama eğer e, kafaya taktıysa eski hocası bence alması lazım. Yani böyle bir yıldızı Kesinlikle değerlendirmesi lazım. Hani orta saha forvet falan arıyorsa biz de çok verebiliriz yani şey yapabiliriz. İnsanlık ölmedi yani. İnsanlık ölmedi. Yani o konuda yardımcı olabiliriz. Çok da güzel olur. Çok 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 da güzel olur. Ama bakalım sonuç ne olacak. Fakat 4 milyon euro 4.5 milyon euro onlar için itik itik köpeği ya para mı ya onlar için ya. 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyormuş. 4 yıllık sözleşme imzalayacak diyor bazı duyumcular. Valla bence güzel olur. Ayakları da alışır. Belli mi olur belki başka bir şey daha veririz. Enner Valencia konusunda bir duyumcu kardeşimiz yazmış. Jesus Enner Valencia'yla ilgili olumlu rapor verdi. Ekvatorlu oyuncu satış listesinden çıkarıldı diye. Tam olarak öyle değil de siz öyle bilin. Yani Tam olarak öyle değil. Hocam açık konuş ya bu 20 dakikadır izliyorum videoyu. Biz 4-4,5 bandında bir teklif bekledik. Bak size hiç inanmayacağınız bir şey söyleyeyim. Hatta üyelere de söyledim ben inanmıyorum ama siz inanmakta serbestsiniz diye. Valencia için 7 milyon euro teklif geldi. 7 milyon euroluk teklif geldi ama oyuncu gitmek istemedi oraya. Bakın 7 milyon euro. Ben hatta üyelere dedim ki arkadaşlar üyeliliğinizin son günü bugün. Bugünden sonra muhtemelen ayrılacaksınız. Niye derseniz ben kendim inanmadığım bir duyum geldi. Hem de sağlam yerden geldi. Ya sağlam kaynaktan geldi. Normalde zayıf duyum çok gelir ama sağlam kaynaktan 7 milyon euro. Lan 7 milyon euro Valencia'ya teklif geldiyse gidin aman abim tam sana yakışır kulüp. Hatta futbolculardan arası kimin iyiyse onu da dürtün. Oğlum Valencia'dan daha iyi teklif oğlum bu çok güzel takım lan burası falan filan. Olmadı. Yani 4-4,5 Valencia'ya veren olsa bakın bakalım Jesus bir günde nasıl vazgeçiyormuş. Onu da söyleyeyim. Hatta sıradaki haberimiz Alessane Plea haberi. Biz Plea'da ne geri adım attık, ne transferden çekildik, ne vazgeçtik, ne başka bir şey yaptık. Biz transferde masadayız. Bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. Ya hocam bulmuşsun 4 milyon euro 5 milyon euro git al. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Kamil abi sevgili Kamil Kalyon abi'ye de buradan selamlar. Kamil abi müthiş bir cevap verdi. Dedi ki: "Samat'ı alırken de aynısını dediydiniz. Oğlum 6 milyon euro. Lan böylesini 6 milyon euro'ya bulamazsın. Premier Lig'den forvet alıyorsun." deyip hemen aldırmışsınız hatırlıyor musunuz?" dedi. Ya bırakın. Jesus'un bir bildiği vardır deyin. Orada planı menajeri konuşmuş. Valencia'nın Pela'yı da şöyle bağlayayım. Samat da Berisha inşallah gidiyor. Valencia'da giderse ben Pela için %90 diyorum. Ya da Playa kalitesinden daha iyi kalitedeki bir forvete %90 diyorum. Bilmem mesajımı aldınız mı, almadınız mı? Almadıysanız o sizin ayıbınız. Yani almış olmanız lazım. Playa'nın menajeri Stefan Korbis. Alessane her yerde oynayabilir. Konuşursam da yer yerinden oyna. ha, her yerde oynayabilir. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Bak Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Bak asıl kritik cümle burası. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor. Diğer ülkelerden de ciddi talipleri var. Bu hafta transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğimiz haberleri kulliyen yalan demiş. Bu hafta kim yazmış? Kim İstanbul'a getirmiş bu hafta? Arkadaşlarım, transfer dönemlerinde ve diğer dönemlerde 500 tane duyumcuyu takip ediyorsunuz. Kafanız 500 oluyor. Şu mu geliyor diyordu? Lan bu mu gidiyor diyorduk. Bu mu iptal diyordu? Bu mu gelecek diyordu? Ben size bir öneride bulunayım mu? Bak ben size bir öneride bulunayım. Bir liste yapın. 3 kişi, 5 kişi listeye koyun. Diyin ki hepsini takip edeceğim. 5 kişi. Yani tek sayıda olsun ama çift sayıda asla olmasın. Tek sayıda olsun takip ettiğiniz kişi sayısı. 1 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur. Niye? Aleshane Plea. 5 kişiyi tuttun. Bu dedi ki gelecek ya da gündemde. Bu da gündemde dedi. Bu dedi ki külliyen yalan. Bu da külliyen yalan. Bu da gelecek dedi. O zaman %60 gelecek olarak bakın. Anladınız mı? 5 beş duyumcunuzun 5'i birden gelmiyor dedi. Başka sıra ne hacet? Niye 6. gideceksiniz? Niye 7'ye gideceksiniz? Ama 5 kişiyi sabitleyin. Yani 3 kişi olur, 5 kişi olur. Ben hani yüzdelik olarak eğer çift sayıda olursa yarısı geliyor, yarısı gelmiyor olursa kafanız iyice bulanır. Tek sayıda takip edin. Asla çift sayıda takip etmeyin. Ben plana için diyorum istediği kadar millet gelmeyecek desin istediği kadar çekildik desin hiçbir şekilde transferden çekilmedik masadayız ha diğer teklifler bakın bir daha söylüyorum takıma bon servis teklifleri bizimkinden yüksek ama oyuncunun gönlü bizden yana ha biz onlardan fazla para vermiyoruz ha şey olarak ee, hani bize seçsin diye futbolcuya fazla para vermiyoruz ama merak ediyorum ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelin beni üzmeyin. 15 Ağustos'tan önce A Plus yok. Yani bir şart hariç. Bu kanalın 25 bin olmaz atışında 15 Ağustos'tan önce A Plus, Forvet beklemeyin. En azından kapını beklemeyin. Bu kanal 25 bin olursa hocam, o zaman ne değişir? Bu kanal 25 bin olsa da 1 Ağustos'tan sonra bekleyin. 1 Ağustos gelecek Pazartesi değil mi? Tamam, 1 Ağustos'tan sonra bek kapını bekleyin. Kap yani. Kapı açıklamasını 1 Ağustos'tan sonra bekleyin. Koca belki 28'inde hemen getirirsin İstanbul'a. 29'da sağlık kontrolünden geçirirsin. 30'da dersin ki işte görüşmeler için ya da 29'da görüşmeler için İstanbul'a geldi falan dersin ama 1 Ağustos'ta resmi kapını bekleyin. Ben al 25 bin olsa. Olur inşallah. Arkadaşlar son olarak da 5 yıldız talebi için TFF başkanı Büyük Ekşi demiş ki bize zaman verin talimatlar neyse onu uygulayacağız demiş. Yani Türk futbol tarihini yok sayılmaması adına Bunların sayılması lazım. Hocam kompleks yapıyoruz. Ya 5 yıldız kompleks yapıyoruz. Galatasaray'ın şöyle var böyle var falan filan diye. Ya umurumuzda değil ya. Umurumuzda Aa arkadaşlar özür dilerim. Buraya ben bir haber almışım. O haberi de kısaca değineyim. Fenerbahçe'de stoper araçları sürerken gündeme bir isim daha gelmiş. Ayham Osu. Ee, bu neymiş lan? Tövbe estağfurullah. Ne biçim bir isim bu? Çubuğu vardı eskiden ya. Doğru gün hayata yaşayamıyor. Asıl Avya Stoperi 22 yaşında. İsveçli. Ee, Suriye asıllıymış. Ooo tamam. Ama Türk statüsünde sayılır o zaman. Türk statüsünde sayılmaz mı? Bir kardeşimiz bana şey diyor ya hocam diyor ya futbolcularımız iyiydi çok iyiydi. İşte Zayis Crespo falan müthişti. Kim Salahi süperdi. Şunlar süperdi, bunlar süperdi. Biz niye diyor kadroyu sil baştan değiştirdik? Ben de ona dedim ki süper kadro, süper futbol oynayan takım Slavia Prak bizi maymuna çevirdi. Daha hatırlıyor musunuz dedim? Yo öyle bir şey yoktu ki dedi. Slavia Prak Fenerbahçe'yi maymuna çevirdi. İki maçta da yendi. Sadece yenmek dışında adamla çatır çatır top oynadı. Yani maçın kesinlikle hakkı onların da diyorsun. Ve Dinamo Kiev maçına bakın. Aynı kiev'i biz maymuna çevirdik. Aynı kiev'i. Ama savaş mağduru. Ama hocam şöyle böyle saçmalığı kesin ya. Ha, geçen gün attım. Yani adam Aralık ayında oynadığı kadro hemen hemen aynı kadrodan bahsediyorsun. Ne, ne bana ne anlatıyorsun? Yok çok futbolcu kaybettiler de çok şöyle böyle. Ya bir şeyleri de dediğim gibi bırakın teknik direktör buysın. Bu arkadaştan ilgili uzunca bir haber var. Kimin gidecek? Serdar Aziz sakat. Def, e, şey feshedecek. Tisserant'ın takımda düşünülmüyor diye. Slavia Prak'tan bu ismi kadrosuna katmak istiyor demiş. Slavia Prak kariyeri 39 maçta 1 gol 1 asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Ee, bir de Cenk Özkaçar'ı yazmışlar. Hatırlıyorsanız Cenk Özkaçar'ı da ben söylemiştim. Ee, ama birisinin duyumu diye söylemiştim. Benim kendi duyumum değil. Fakat görmek sevindirdi bu haberi. çünkü Cenkos kaçarı ben beğeniyordum. Altay'dan Lyon'a gittiğini de beğeniyordum. Ama Galatasaray'ın da gündemine gelmiş geçtiğimiz günlerde. Fenerbahçe'ye önerilmiş. Bir uçağa gitmişti diyor. Altay'dan Lyon'a gitmişti. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Sol bekte de görev yapabiliyor. 77 maçta 3 gol atma başarısı. Geçtiğimiz sezonda Leo N'de kiralık kiralık olarak forma giydi. 34 maçta 2 gol attı. Bir kez daha milli takım forması giydi, Süper Lig'de forma giymeye sıcak diyor. Zaten eğer Fenerbahçe isterse sıcak bakabilir. Ben şunu söyleyeyim. Hem Semedo, hem Gustavo Henrique olursa üçüncü bir stoper düşünülürse muhtemelen o da Türk olabilir arkadaşlar. O da mesela Cenk Özkaçaer mantıklı gelebilir. Satın alma opsiyonunu alabilirsin mesela. Ne olursa olsun satın alma opsiyonu iyidir. En azından çok fazla riske girmemiş olursun. Arkadaşlar katkılarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı ediyorum. sunuyorum. Bu arada bir de forvet duyumu vermiştim. Herkese açık topluluk kısmında ee, yaklaşık 25.000'e yaklaştığımız için siz değerli kardeşlerime küçük bir hediyem olsun istedim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.